Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Bi adedi zerratil kainat ve mürekkebatiha. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 29. mektup, 9. kısım, Telvihat-ı Tis'a. Bismillahirrahmanirrahim. Ela inne evliya Allahi la khawfun aleyhim ve la hum yahzanun. Sadakallahu razı. Şu kısım turuk velayet hakkında olup 9 telvihtir. Zaten telvihat-ı tis'a diyor ya. Telvih işaret demek yani. 9 telvih diyor. Nedir? Turuk'u. Evet. Şu kısım turuk velayet hakkında olup velilerin terebetleri hakkında olup terebetler olmalıdır. Velilerin terebetleri hakkındadır diyor. 9 telvihtir. Birinci telvih tasavvuf, tarikat, velayet, seyr-i sülük namları altında şirin, nurani, neşeli, ruhani bir hakikat-ı kusiye vardır ki o hakikat-ı kusyeyi ilan eden, ders veren, tavsif eden binlerce kitap ehli zevk ve keşfin muhakkikleri yazmışlar. O hakikati ümmete ve bize söylemişler. Evet, terbiyat ayrılıyor, veliler ayrılıyor, hakikaten binlerce kitap yazmışlar. Bir de okudu öyle de, evet. Bakın. Birinci telbi, birinci işaret ayrılıyor. Tasavvuf, tarikat, aynı mana, tasavvuf, tarikat, velayet, seyri sülük namları altında. Şirin. Güzel, çok şirin. Ne kadar güzel terbiyedir. Terbiyat ama bir terbiyat. Şirin. Nurani. Nurani. Neşeli. Neşeli. Ruhani bir hakikat-ı kusiye vardır ki. Ruhaiyet. Ruhani terbiyedir. Hani insanın ters fitratan biliyorsun. Bir mesela maddesi var, cesedi var, bir de ruhu var. Cesedimizin şeyini biliyorsunuz, ihtiyaçları yeme, içme, işte yatıp kalkma, cesedin ihtiyacı. Ama ruhun ihtiyacı yeme değil, içme değil, yapma değil, onun ihtiyacı başka. Nedir işte onun ihtiyaçları? Bunlar yani. Zikir, fikir, işte efendim söyleyeyim, ibadet, ubudiyet, haziyet, irfan, hep bunlar ruhun zıfırı, ruhun zıfırı. Evet. Şimdi demek ki yani insan böyle olarak yani hem maddi cesedini düşündüğü gibi ruhunu da düşünecek yani. Şimdi ruhunu hiç düşünmese, cesedini beslese, yedirse, içirse neye benzeyecek yani? Öldü mü işte o ceset birden biri ne oldu belli yani. Ruh da cahilana giderse ahirete nasıl olurdu yani? Cahilana gidiyorsa ahirete nasıl olur? Demiş ya efendim söyleyeyim, cesedimizi beslediğimiz gibi, düşündüğümüz gibi ruhumuzun da rızkını, hakkını bulur vereceğiz yani. O neyle olur? Okumayla olur. Değil mi? Kur'an'a ait, hadise ait, işte efendim söyleyeyim, büyük evlere, kitaplarını okumakla olur. Başka okumadan bir şey, bir adam atamaz ki ya. Evet. Ama ne kadar güzel tercih. Bakın bir de olsun terbiyeten de diyor. Tasavvuf, bir, tarikat, iki, velayet, üç, seyri sülük namları altında. Seyri sülük yani o yola gitmek yani. Namları altında. Şirin. Ha, ne kadar bir terbiyet, terbiyet. Şirin. Nurani. Neşeli. Tabii neşeli çok onlar. Efendim şimdi ben bile de o zaman yasın çocukken gibi Efe Hazretleri'nin üstüne çok bulunduk yani. Çok bulunduk yani. Efendim onun sohbetleri bambaşka idi yani. Bu ihtiyar halinden öyle bir eşka geldi, öyle bir şey geldi. Efe bunu defa vurdu yani. Başka bir şey tutuyordu yani. Her yer Allah Allah. Bu ihtiyar hali kendine geçerdi böyle. Allah Allah. Neşeli Ruhan diyorsa. Defa bulmuşlar yani. Bazıları caiz olmaz deseler bile, onun da bir yeri var işte.
insanı mesela neye getirir böyle efendim? Böyle bir yerde durdu, ortada oturdu ya Hazretler müriden etrafında orada oturdu böyle oturdu. Seyirden seyir dedi, böyle bir şey. Hiç unutmam bile. O adam da böyle ayak tutar. Sözler yok. Hele neşe herhangi bir ihlas mesela, ondan kurtarak istedik şekilde çok bulduk. Yani, zevkli şeyler bulduk. Yani, onda çok, bu üniversitede çok hizmeti olmuş Efendimiz'in. Fethullah Hoca'nın babasından dinledim, Ramiz Efendi'den. Dinledik Ramiz'den. Ramiz Efendi Avrupa'da imam olmuş. Efendimiz'in Avrupa'da imam olmuş. Çünkü Efe'ye iyi biliyor. İşte Fethullah Hoca Efendi o zaman küçük işte. O da Efe'nin şeyini almış o zaman. Teveccühünü almışlar. Neyse. Efendi ondan dinledim ben. Allah rahmet eylesin. Ramiz Efendi dedi ki o zaman sen pasimlere namazı eve getir dedi. Pasimde namazı yok dedi. Eh Rabbim var olur. Ben düzgün tutuldu. Pasimde eve dedi. Pasimlere namazını eve getir dedi. Her şeye gidermiş. Şöyle oturur, sohbet eder, aklıyla ihsan etmiş. Çok büyük. Sonra Erzurum'a geldi. Burada da çok işte hizmetler oldu. Allah hayır veren bir dışarıda ahiret etsin. Nadir bir insan idi derim. Onun şiasını da söyleyeyim. 17-18 yaşında buradan Şeyh Efendi'ye gitmiş. Bitti Şeyh'e. Mahmut Şükrü Efendi'ye gitmiş. Bitti Şeyh'e biliyorsunuz. Mehmet Şükrü Hazretleri. Babası Hüseyin Efendi ondan müntesip. Efendim babasının ismi Hüseyin. Hüseyin Efendi onların müntesip olmuş. Bu da 17-18 yaşında. Bakın burada bir şey diyor. Şeyh'in ziyareti. Şeyh Efendi de Şeyh Efendi hiç Türkçe bilmezmiş. Hiç Türkçe öğrenmemiş. Yani. Haftada bir gün sohbeti varmış. Ondan sonra kapı gitti. O gün de öğrenmiş, gitmişti o cemaat kapıda oturuyor ki kapasına da cemaat buyur edile sohbete bekliyor. O da işte çocuk halinde yani gitmiş onların sesinde oturmuş. Ve sonra kapasını demiş işte Hazret emrediyor Erzurum'a gelen bir misafir varmış hele yolu bir gelsin. O yana bakıyor diyor Erzurum'a gelen bir kimse yok burada çocuk var burada. Şimdi. Baktım, o gelsin. O gelsin. Ben seni işte bakıp gittim, seni kaptın seni. Ayakta beni karşıladı, kucakladı. Öyle beni sıktı ki sandım başım aşağıya. Ya nadir bir şey dedim, bu akıl o gelir ya. Müşrik dedim, biz onu gördük ya. Yani sandım başım aşağıya. Oradan doğru gelmiş alışveriş. Tam o yaştan bu. O yaştan bu. Ömrü boyunca işte efendim zikir, sohbet. Ulemanın sohbeti zikirdeniz yani. Ulemanın sohbeti zikirden. Yani onların sensiz oturmak çok ihtiyar olur insan. O rahmet yarıyor. Melaike rahmetten gelmiyor. Bu cennette de ustanın sohbeti yani. Ha, yani böyle dedi. Kasım bir şey daha size anladım. Bu şeyi çok seviyorum. Çok da anladım. Öyle misallar buyurdu, öyle misallar, öyle temsiller. Akıl durur, o da öyle temsiller, öyle misallar. O zaman bizi götürürler hem karabullara, emniyete, yüzün şöbeye falan işte durdular. Efe duyu bunlardan terbiyesini. Oğlum oğul. Böyle konuşuyoruz. Oğlum oğul. Poşalar diyorlar efendim köye. O poşalar uzun sırıkları vardı böyle. Uzun. O köyün köpeleri de o poşalar görmediği için şey, giyimleri şey. Başka da. Poşaların giyimleri başka.
o poşalara hücum ederler. O poşalar da o sırrı uzatırlar, köpeklere bulmazlar. Köpekler o sırrının ucuna vururlar, ulaşırlar, o evleri dolanır, alışverişini eder. Ne köpek yöne zarar verir, ne de o da köpeğe vurur, giderler. Ahmet Efendi var, Baba Dereli, Ali Müderri, Seyyid'in var zaten. O Abdülkafir Efendi'nin babası. Ben onun sohbetine çok bulundum. Benim medresenin karşısında Karışehir'de Ziya Efendi vardı. O Ersel onun eviydi. Gel ona misafir olurdu. Sabahın kalkıp bizim medresemize gelir. Bu da sohbet eder Ahmet Efendi'nin yani. Baba Dereli'ler demişler ki, ya sen hiç dünyada bir şeyin yok. Yani bir sözün yok. O kadar bir nüfusun var ki çok. Evlatları falan. Sana şey derim, bir tarla çay tapayı derim. Hani hiç olmazsa sen de böyle zorlan demiştim herhalde efeme danışın var mı ki? Bu ne değil de ben gelirse sonra cevap vereceğim. Neyse yüzüme geldi efendim, yüzüme gidip sohbet edince sohbet arasında efe bir şey. Ahmet efendi bilir misin? Kardeşim. Ha şimdi beni bana bütün fasulye masamı tap etseler, emin olsun. Onun için ben taphaneye gitmem diyor. Tabi işte. Tabi dairesi. Tabi dairesine gittim. Fasulye masamı bana Emel Efendi gibi gösteriyor. Ne araziniz ile ferdansı. Nadir insanlardan biri oydu yani. Çok sohbetini falan dinledi. Oraya misafir gelirdi. Gel bizim medresede otur sohbetini bilirdim. Sonra Ziya Efendi, Karaşehir'de Ziya Efendi bir adam vurdu. Hiç yoktan gidiyor. Ayas başı tanısın kısım. Ondan sonra Mehra Efendi'ye misafir gelmeye başladı. Mehmet Efendi. Hazreti Musa Allah'ın emesini birader getirdik. O zaman dedi, bir sen Hazreti Musa'yı çok severdi. Onu haza götürmüştü falan, bizim biraderi. Dedi, bir sen Mehmet Efendi, Mehra Efendi'ye misafir gelmiş. Ağabey, gidelim, göre ziyaretler. Olur. Ben de Ali Bey de bizimle beraber gittik neyse. Elini verin, öptü falan şu. Oturdu efendi. Neyse, sohbet mehbet. Hazreti Musa'yı dedi, Allah sana çok mal versin. Sana yok yok dedi, ben diyeyim. Sana yok, haydi yok, sana yok. Onu iyi dedim, iyi dua. Sana yok. Hadi bakalım. Zamanınızı aldık belki. Bazen bile turşumuş iyiydi, sen hani börek yenerdi ama turşu lazım ya. Yani börek yersen diye turşusuz olmaz ki bu ya. Evet, sonra? Evet. Tasavvuf, tarikat, velayet, seyr-i sülük namları altında şirin, nurani, neşeli, ruhani bir hakikat-ı kutsiye vardır ki, o hakikat-ı kutsiyeyi ilan eden, ders veren, tavsif eden binlerce kitap ehli zevk ve keşfin muhakkikleri yazmışlar. O hakikati ümmete ve bize söylemişler. Cezahumullahu hayren kesira. Biz o muhit denizinden birkaç katre hükmünde birkaç reşalarını şu zamanın bazı icatına binaen göstereceğiz. Sual: tarikat nedir? El cevap: tarikatın gaye-i maksadı marifet ve inkişaf-ı hakaiki imaniye olarak. İmanın hakikatlerini inkişaf olarak. Mirac-ı Ahmedi'nin gölgesinde ve sayesi altında kalp ayağıyla. Kalp ayağı. Mirac-ı, ne güzel ifade. Mirac-ı. Mirac-ı Ahmedi'nin gölgesinde ve sayesi altında kalp ayağıyla bir seyri sülûk-i ruhani neticesinde. Ruhan bir yürüyüş, terakki, tarih, tekamül. Evet. Zevki, hali ve bir derece şuhudi, hakaik-i imaniye ve Kur'aniye'ye mazhariye. Allah Allah. Terakki bu. Allah Allah. Ya, evet. Tarikat, tasavvuf namıyla
ulvi bir sırrı insani, insanın mahsus, insanın sırrı, ona mahsus değil, evet. Ve bir kemali beşeri. İnsan nece o hancahlarda, am insanlardan nece evveler yetişmiş, nece evi am insanlardan o hancahlarda tek edilen şeyler var, orada nece böyle evliyalar yetişmiş ya. Efendimizin Allah'ıma sana İki cenahi var, bazen anlatıyoruz ya, bir Risalet cenahi, bir Yehudiyet cenahi. Risalet cenahi Allah'tan aldığı emirleri getirip bizlere getirmesi. Yehudiyet cenahi de Allah'a ibadet. Şimdi Risalet cenahına sahabeler ortak. Beraber o binayı bulmuşlar ya, İslam binasını, beraber bulmuşlar. Fethullah Efendi ifadesi gibi yani o sahabe-i kiram, kemiklerini, şey, taş kanları harç etmişler. O şekilde bu İslam binası kurulmuş. Olay olmamış ya. Neyse sahabelerin başı gitmiş. Bu İslam binası oturttuğuna kadar. Efendim, işte o sahabe-i kiram Peygamberimiz Risalet-i Cenahen ortaklar. Bu Risalet-i Cenahen ta 300 ele kadar geliyor. 300 ele gelen, kadar gelen alimler hep Risalet-i Cenahen ortak. Bu ne demek yani? Yani 300 ele kadar tefsirler yazılmış, mezhepler bulunmuş, İmam Hazretleri, Şafii'ler, şunlar bunlar, böyle hep o zaman gelmişler, 300'e kadar geliyor. Risale-i Cenahi, hep böyle okuma, medreselerde, alim yetiştirmekle. İmam Hazretleri'nin 40 tane müştehit, 3000 tane fakih yetiştirmiş. Allah Allah, 40 tane müştehit. O ağır, hep böyle Risale-i her neyse 300'den 300'e gelince Risalet Cenahi mansıbını çekmiş, Ubudiyet Cenahi öne geçmiş, hancahlar asılmış, tekkeler asılmış. O zaman ileri geçmiş ki bu tarikatlar, tarikatlar artık ona tarikatlar galip olmuşlar. İmam-ı Rebbani anlatmak için bu tam 1200'e kadar gidecek değil, gitti. Hicri 1200'e kadar. 1200'den sonra Ubudiyet Cenahi mansıbını kesilse Risalet Cenahi ortaya çıkacak. Mehdi'nin gelmesine diyor. O zaman kıyamete kadar Risale-i Cenahi devam ettiriz. İşte Risale-i bu götürür. Elhamdülillah. Allah bize lütfü. Biz böyle medrese görmemişiz, okumamışız. Böyle Risale-i bize ne lütfü oldu ya Allah Allah. Yani ne lütfü oldu. Hani Cenab-ı Hak da bir adamla mesela ustadığımız gibi kimselere ne yapıyor? İlham ediyor. Öyle değil mi ya? Kendi kazanmadan ne ediyor? İlham ediyor. İlham 6000 sehveri eser sene ilham olmuşlar. İlham oluyor. Allah yoksa ne ilhammışlar ya. Evet. Şu kainatta insan bir firiste-i camiye olduğundan. Firiste. Yani mesela firiste-i camiye hani nasıl bir diyelim hurma çayı bütün ağacı içine alırsa İnsan da kainat ağacının meyvesi olduğu için bütün kainat içine alıyor. Bütün kainat insanda var, o ağacın şeydeki olduğu gibi. Bütün kainat insanda var ama insanda olan kainatta yok. Çünkü o ağacın şeyden üzeri bir meyve sarı diyor da yiyorsun. O ağaçta yok da. Ağaçtan geldi ama ağaçta yok yani. Şimdi demek ki yani kainat ağacının meyvesi nedir? Cami. Kainat içine alıyor. Evet, şu kainatta insan bir firiste-i camiye olduğundan insanın kalbi binler alemin harite-i maneviyesi hükmündedir. Allah Allah, insan da binler alemin Subhanallah. Tabi bu çok bizim işimiz değilse işte binler alemin. Bir alemin deyince binler alemin diyor. Binler alemin harite-i maneviyesi hükmündedir. Nasip Efendi Hazretleri yemek yiyormuş da ben suratında durmuş ya şimdi ya Hazreti Hazretleri bu kainat sen nasıl biliyorsun bu kainatı yani demiş ama benim de sufra kadar buluyor kainat hem bile biliyor hani bile bazen biliyorsunuz mesela hani kazana sütü koyulmaz ateşin üzerine koyulmaz sütü o süt ne olur kaynar taşar mı? Taştığın kazan içine alır.
İşte insan da şu bu menevi taş değil mi? Yani çayını duyurdun içine bak. Laflar mı ediyoruz bunları? Yani, ama hiç olmasa yani duymakta fayda var. Öyle değil mi? Yani, tamam, evet. Belki de içimizde bir evliya vardır böyle. Bu kadar zemel etmez. Çocuk boş olmasan, kaçı da var diyeceksin bize. Evet, insanın kafasındaki dimağı hadsiz telsiz telgraf ve telefonların santral denilen merkezi misillü, kainatın bir nevi merkezi manevisi olduğunu gösteren insanın kafası hadsiz fünun ve ulum-u beşeriye olduğu gibi bütün fen, bütün efradi şeyle, nevayla var mı? Hep insanın kafasını çıktı da. İnsan diyor, yavrum, insan diyor. O da bu bir takip. Allah Allah, yani bakın. İnsan kafasını anlatıyor burada. Yahu şimdi bundan 50 sene, 100 sene evvel efendim, bilgisayar ne demektir? Yani nasıl anlatacaksınız bunları? Allah nasıl oldu iş yani? Bundan 150 sene evvel hani desene ki, ahir zamanda ile develer gelince, şey, ahir zaman develeri havada uçacaklar, 500 kişiyi alacaklar, Mekke'ye 100 saatte gidelim. Ulan su suyu yalan söylüyorum. Ulan sonra işte olacak. İle develer olacak. Ahir zaman devet. Şimdi o teyyareye bindim Allah Allah. Bu nasıl bir şey? Allah Allah. Büyük bir mehluk tabi insan Allah yaratmış. Çok büyük bir mehluk yani. Yani çok büyük bir mehluk. Daha bundan büyük bir mehluk yaratmamış ki yani. Ustad Hazretleri başka bir insan. Tabi de biliyorsunuz. Bana dağın şeyinde yaylasına gezerken teyyarara geçmiş. Üzerinden geçmişler bir görmüşler. Bakmışlar demiş ki, nevim namına iftihar ediyorum. Nevim namına. İnsan nevi ya. Nevim namına iftihar ediyorum. Şimdi nevimiz namına iftihar ediyoruz. Yani bu elim nereye geldi daha hani bu teknik ya oku. Bu internette ne demektir? Hele bu anda yaşayanlar nereye görecekler Allah Allah. İnsanın kafasını da onlar. Her insanın kafası da aynı şeyler var. Her insanın. Her tarlada ne ekilse biter. Yarma ekilsin gibi biter. Öyle değil mi? Tarla orada duruyor. Her insanın kafasında aynı şeyler var. Ama tabii ekilmemiş, biçilmemiş o başka mesele. Her insanda aynı şey var. Ya tabii, evet. Sonra... Kainatın bir nevi merkezi manevisi olduğunu gösteren hadsiz fünun ve ulum-u beşeri olduğu gibi... İnsanın aklı. Aklı anlattı. Burada evet. İnsanın mahiyetindeki kalbi dahi hadsiz hakaik-i kainatın mazharı, kainatın Allah. Medarı, vesilesi, medarı vesilesi, çekirdeği olduğunu hak ve hesaba gelmeyen ehli velayetin yazdıkları milyonlarla nurani kitaplar gösteriyor. İstanbul'da kütüphanelere bakın hele. Nasıl yazmışlar o kitapları, nasıl doldurmuşlar. Çok aşağı düştük arkadaşlar tabi. Çok aşağı düştük yani, çok çok yani. Fethettin Razi Hazretleri'nin eseri 370'si ile eser yazmış. Hüddin Hazretleri'nde 600 eser buluyor yani. İmam Hazretleri yine hakikaten bu nasıl iş ya Allah Allah. Yani şimdi öyle düşün, onlar yazmışlar biz anlayamıyoruz yani, okuyamıyoruz. Allah Allah. Hele de bu liselerini, hocam da bu liselerini okuyup anlayamıyoruz. Bir de resimler. Ben dedim, ben de okuyor anlamış, anlamıyor. Siz de resim okumuyor, okumuyor anlayamıyor. Daha ne kadar aşağı düşecek yahu? Allah Allah. Fuzuli'yi anlamışsan, Mehmet Aşık anlamışsan, diyelim efendim, vazifasını anlamışsın Mustafa. Ya ne kadar bir şaka yapıyor. Gelin bize de yok işler zaten. Bize bir şey düşünelim. Bugün İngiltere'de lise okulunda okuyan bir talebe, lise okulunda bir talebe, ondan büyük bir adam var. Şey mi? Shakespeare. Ne? Shakespeare. Shakespeare. Onun eserini anlıyor. Evet. Tutmuşlar mahalleri. Bize de değil. Hadi bakalım. Evet.
hadsiz hakaik-i kainatın masları, medarı, çekirdeği olduğunu, had ve hesaba gelmeyen ehli velayetin yazdıkları milyonlarla nurani kitaplar gösteriyorlar. İşte madem kalp ve dimağ-ı insanı bu merkezdedir, perfekti. Çekirdek haletinde bir şecere-i azimenin cihazatını tazammun eder ve ebedi ukrevi haşmetli bir makinenin aletleri ve çakları içinde derc edilmiştir. İşte madem kalp ve dimağ insanı hem kalbi hem kalbi bu merkezdedir. Yukarıda terbiyet ya. Çekirdek haletinde bir şecere-i azimenin cihazatını tazammun eder. Yani her şeyin zeminde bir çekirdek var ama öyle büyük ağacı olabilir. Öyle bir ağacı tezemmün. Zaten her küçük şeyde ağacı tezemmün. Odan da oluyor yani. Her insanda var. Evet. Ve ebedi uhrevi haşmetli bir makinenin aletleri ve çarkları içinde derc edilmiştir. O şeyin derbi. Elbette ve herhalde o kalbin fatırı yaradığı yani o kalbi işlettirmesini ve bil kuvvet tavırdan bil fiil vaziyetine çıkarmasını ve inkişafını ve hareketini irade etmiş ki bir kuvvetten bir fiil. Bir kuvvet yani bir çekirdekte bir kuvvet bir ağaç var ya ama bir fiile çıkmamış. Bir fiile ne zaman çıkardı? Toprağa kalır. Sen terbiyesinden sonra bir fiilden bir kuvvetten bir fiile çıkar. Mesela 7 yaşındaki bir çocuk okula gidiyor. Ha, değil mi yani? Bir kuvvet bunda mimarlık var değil mi? Bir kuvvet mimarlık var işte okuyor. Ne yapıyor? O mimarlık okumakla çıkıyor. Işte, öteki meslek, şu meslek. Onun gibi. Evet. Öyle yapmış. Evet. Madem irade etmiş, elbette o kalp dahi akıl gibi işleyecek. Ve kalbi işletilmek için en büyük vasıta velayet meratibinde zikri ilahi ile tarikat yolunda hakaik-i imaniyeye teveccüh etmiş. Mesela bu terbiyeti böyle anlattı. Fakat sen evveldi. Sokakta bir cemaat geldi. Bu işte onlar işte bir şeyhe mensup cemaat geldi falan. Neyse oturdu sohbet etti. Dedi eşi kuzen böyle nur talebeli, böyle risaleyi niye böyle tarikata karşısınız falan. Allah Allah. Kim dediyse bunu? Hani usta tarikat zamanı değil demiş ya, onu dediler falan. Allah Allah. Ya dedim, bak dedim, tarikat yasak olduğu zaman, yasak etmişler. Tarikatı yasak ama yasak etmişler ama o zamanki mürşitler hep evlerinde oturmuşlar. Ama ustad kalemini almış, terbiyat etseydi, tarikatını da affetmiş dedim ya. Şuna bak hele, ne konuşuyorsun o zamanki bir zamanda tarikat değilmiş. Ben burada anlatıyor yani o yazarsın. Hep böyle dondular. Ama dedim ustad, siz bunu nasıl konuşabilirsiniz yani? Evet. İkinci terbi, bu seyri sülükü kalbinin ve hareketi ruhaninin miftahları ve vesileleri zikri ilahi ve tefekkürdür. Bu zikir ve fikrin mehasini taadad ile bitmez. Güzel bir şey. Zikir ve fikrin tefekkürü. Daha Efendimizin birçok hadisleri var ya, bir saat tefekkür, bir gece nefil edetten, 70 seneden, 70 bin seneden var ya. Daha bir saat tefekkür. Evet. Hadsiz fevaid-i uhreviyeden ve kemalat-i insaniyeden kat-ı nazar ahirete ait olan faydalardan insan tekamül evliya diyor. Ondan onu orada dursun da diyor. Ondan kat-ı nazar. Yalnız şu dağdağlı hayat-ı dünyeviyeye ait cüz'i bir faydası şudur ki terbiyetim. Evet. Her insan hayatın dağdağısından ve ağır tekalifinden bir derece kurtulmak ve teneffüs etmek için nefes almak için herhalde bir teselli ister. Bir zevke arar ve vahşeti izale edecek bir ünsiyeti taharrü eder. Arar. Arar. Medeniyet-i insaniye neticesindeki içtimaat-i ünsiyet karane
10 insanda bir ikisine muvakkat olarak belki gaflet çarane ve sarhoşçasına bir ünsiyet ve bir ülfet ve bir teselli verir. Dünyada işte yani. Orada ikisine işte serveti, mevzanı, şöhreti, hani orada teselli, teselli, teselli rahat eder. Eh, mebus oldum artık. Veya muhtar oldum mesela. Hani adam da mehvete mi, şöhrete mi kendini muhtarlığa koymuş. Ama muhtarlığa koymuş ama kazanmaya zararlıyım da katilmiş. Gelmiş kahvede oturmuş efendim. Millete rahi vermiş. Neyse muhtarlığı kazanmış, kazanır da gelmiş. Yavuz bir sen, sen muhtar oldun. Değil mi ya? He, Allah. Evet, buna da çay gibi oturuyor. Ya diyor, hele bu Allah'ın işine baktı. Ben de dün bu zaman sizin gibi bir insan. Şimdi hani ben de dün mevzusum. Sizin gibi bir insan benim mevzusum. Sen yahut da muhtarım. Evet. Fakat %80'i ya dağlarda, derelerde münferit yaşıyor, ya derdi maişet onu ücra köşelere sevk ediyor, ya musibetler ve ihtiyarlık gibi ahireti düşündüren vasıtalar cihetiyle insanların cemaatlerinden gelen ünsiyetten mahrumdurlar. Ya cemaate gidemiyorlar. İhtiyardır efendim. Hesteliklidir yani, değil mi? Onu, buna teselli verenler de elindeki tesbih. O hal onlara ünsiyet verip teselli etmez. İşte böylelerin hakiki tesellisi ve ciddi ünsiyeti ve tatlı zevki zikir ve fikir vasıtasıyla kalbi işletmek, o ücra köşelerde, o vahşetli dağ ve sıkıntılı derelerde kalbine müteveccih olup Allah diyerek kalbiyle ünsiyet edip o ünsiyet ile etrafında vahşetle ona bakan eşyayı ünsiyet karene tebessüm vaziyetinde düşünüp zikrettiğim Halik'imin hadsiz ibadı kulları her tarafta bulunduğu gibi bu vahşetgahımda da çokturlar. Ben yalnız değilim, tevahhuş manasızdır diyerek imanlı bir hayattan ünsiyetli bir zevk alır. Saadet-i hayatiye manasını anlar, Allah'a şükreder. Subhaneke la ilme lena illa ma allemtena, inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davahu menilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma assalamu aleyhi ve sellem.